Şok içindeyim. Niye? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sadece evet. Ben değil, şunu da herkes bir... Adnan hey baba. Sana bir şey anlatayım. Hayır, her şeye tamam. Hayır. Da bu ne? Gülme. Sen sünnet oldun değil mi? Olmuşsundur yani mutlaka. Yok şimdi, hastane yakındaydı. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Hastane yakındaydı. Tamam. Oldum şimdi geldim buraya. Ha, anladım. Bu bir mizansen olsa gerek. Ah! Ha, ya bağırayım yani. Mizansen yok, olsa yok, gerek. Her şey mizansen normal. Olsa. Gayet normal. Evet. Ya bir şey abi, nasıl sorular? Yok, yok herhalde. Yani sünnette olmasam derdim. Olmadım. Şimdi oldum. Düğün yapardık. Evet. Sünnet düğünü. Şimdi burada başkaları sünnet yapıyor yani aslında. Sünnet yapan mesela Fenerbahçe'de Alves. Doğru mu? Acayip bir... Sünnet durumu var orada. Yani resmen Fenerbahçe'yi Alves sünnet etti. Aynen. Yani resmen sünnet etti. Köküne kadar sünnet etti yani. Aman. Ya neyse işte şey yani şeyine kadar neydi? Özür dilerim biraz. Pardon. Bir anda kopuyorum ben bazen ya, oluyor herkes alınmasa arkadaşlar. Şimdi o zaman bu sünnet olayını diyorum ki şimdi sünnet ben bunu sembolik idim. Bu sünnette Alves direkt Fenerlileri sünnet etti. Zaten ben de düşünüyorum ki bu Portekizlerde genetik bir rahatsızlık var. Şimdi bunu hesapladım, oturdum, düşündüm. Gerçekten. Koyraj Mevyus'un Beşiktaş'a geldi. Tam sünnetlikti, kaçtı gitti. Sünnet edemedik onu. Ardından Fernandez geldi. Tam sünnet edilecek adamdı. Biliyorsun bizim golcümüz vardı. O kaçtı gitti. Almeyda. Doğru mu? Almeyda kaçtı gitti. Şimdi diyorum ki sıra... Nereli bu arkadaş? Alves. Portekizli. Bunlar harbiden... Bunlar belki sünnet edilseydi zamanında bir şey var. Bunlar normale dönebilir. Bunlarda bir anormallik var. Vallahi bak billah. Şimdi bu adamı ben Fenerbahçe yönetimi Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam, Özer'i, Lem'i hemen bunu organizasyon işlemini tamamlarım. Sünnet anlamında söylemeyeyim lütfen yanlış anlaşılmasın. Hemen biletini veririm eline, çantasını veririm, bu adamı gönderirim abi. Bunu daha önce de yaptı bir Galatasaray maçında biliyorsun. 65. dakika mıydı? Değil mi bir şey abi? 63. dakikada gene yaptı. E dönüyorum arkadaş oradan, burada birbirimize girdik biliyorsun. Lem'i, sen, ben, Onur'du, yok işte şeydi, Volkan'dı. Volkan'a ne kadar sahip çıktım. Abi ben diyorum ki, Volkan'da tavuk karası var. Gözü görmüyor yani. Şimdi çatalları bir çatal mı görmüyor? Abi bak neden var? İki çatalı bak şimdi iki çatalı görmezsen gözde rahatsızlık var. Gel. Şimdi şu çatal yanlış anlaşılmaz şimdi. Tamam şunu şöyle koyuyorum. Doğru mu? Evet. Bu tarafa da bu kale direği, iki tane kale direği var. Şimdi burada tabii bu sünnet çocuğun şeyi ama yanlış anlaşılmaz. Asa. Şimdi buradan topu bir vuruyor Schneider bu çatala. Baba tamam bu çatala görmüyorum. Sağ gözde diyelim hani arıza var solda. Buradan vuruyorsun bu çatala. Abi senin o zaman iki gözünde arıza var. Yani bu iki çataldan bir çatalı bence bir kaleci görmeli. Volkan gibi bir kaleci. Peki anladım. Vurduranlara ne diyorsun? Abi vurduran bak vurduranlar asıl ya, sünnet abi, ettirenler değil mi? Eğer senin babacığım, esprinle. Esprimiz içinde vurduran da sünnet etti. Mesela Selçuk vurduruyor. Tamam sünnet. O da sünnetin içinde olanlardır. Yani Fener'in sünnet edenler de bunlar da var. Emre zaten baştan başa sünnettik.